Selam herkese, yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel dop dolu bir içerik hazırladığımı düşünüyorum. Sosyal medyada da yine çok moda olan askılı iki şerit motiften olan büstiyerlerden hazırlayacağız. Şimdi ben bunu Hümanur'a göre hazırladım. Videonun başında ve sonunda Hümanur'un görselini görüyorsunuz. İstediğiniz şekilde zaten kendinize nasıl uyarlayabileceğinizi de söyleyeceğim. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Her zaman örgülerim başlamadan önce mesela 1, 2, 3, 4 motif koydum. Bir deftere çizdim önce kafamda. Hümanur'un işte göğüs bölgesi ne kadar, kaç santim, hani az çok baktığım zaman biliyorum. Sizler de örmek istediğiniz kişinin göğüs ölçüsünü alabilirsiniz. Benim için 4 motif öne, 4 motif arkaya. Toplamda 8 motif. 2 sıra olacağım için yine ne oluyor? 8-8 ön arkaya 16 tane motif geliyor. Yanlara da 2'şer tane hesapladım. Ve askısında böyle hani önceden çizdim. Bu çizimime göre benim kızım şu an 6,5 yaşında. Bu yapmış olduğum üründe 5 ila 6 yaşında kız çocuklarımıza göre olabilecek. Hatta bizim yeğen var, Merza, artık o 8,5 yaşında ama zayıf ve uzun giden bir çocuk. Bu yapmış olduğum örnek ona bile olur. Merseri zayıf kullandım. Toplamda 28 tane yaptım. Askıları da dahil ben 28 tane ördüm. Diyeceksin ki Betül çok küçük değil mi? Hayır, değil. Çünkü birleştirme esnasında karşılıklı her iki taraftan da öreceğimiz için bunlar bayağı bir böyle genişleyecek ve büyüyecek. Hiç stres yapmayın. Sadece kendi ölçünüze göre göğüs farkınızı koyup ölçünüzü alın ve benimle birlikte motifleri yapıp birleştirmeye başlayın arkadaşlar. Şimdi sıralamamın çok bozulmasını istemiyorum. Renkler bu şekilde güzel duruyor. Burası uzun bir şekilde birleştireceğiz. En son yuvarlak haline getireceğiz. Dedikten sonra bu kare motifleri nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın bu yapmış olduğum motifler hep düz. Bunun da tabii ki bir küçük tiyosu var. Ben anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi sihirli halka yapıyorum ve 3 tane zincir yapıyorum. Tığım 2,5 numara. Bu şekilde tülip kullanıyorum. Mercerize ipimin markası zaten belli. Piyasada çok fazla bulunan ürünlerden. 3 zincir yaptım. Şimdi hemen yanına 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzandan sonra 1-2 zincir. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Yine aynı yere sihirli halkamın içerisine. Artık trabzanı yapmayı bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Şimdi 4 tane köşe oluşturmam gerekiyor. Tekrar 2 zincir ve boşluğa giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Tekrar 2 zincir ve son 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bunu yaptım. Bakın şimdi 4. köşemi oluşturuyorum. 2 zincirimi yaptım ve buradaki ilk trabzan tepesinden şu şekilde yavaş bir şekilde geçiriyorum. Trabzan tepesinden geçirdim ve 1-2-3 zincir. Normalde ne yaparsanız arkayı dönersiniz ya da işte buradaki boşluğa gireriz. Burada farklı bir işlem uygulayacağız. Tığımızı, ilmeğimizi aldık ve şu sırası gelen köşeye giriyorum arkadaşlar. Ve önce 3 trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir ve yine aynı yere 3 trabzan.
Bakın böyle birinci köşemi oluşturdum. Devam ediyorum. Aralarda zincir asla yok. Zinciri sadece köşemizde kullanıyoruz. Tekrar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Diğer köşemi yapıyorum. Şimdi bakın buradaki 3 zincir yaptım. Şu köşe kısmına geldim. Burada yine 3 trabzan yapacağız. İki zincir yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapacağım. 2 zincirden sonra bu şu zincirli olan köşeye 2 trabzan yaptım bakın. Sonra şuradaki şu trabzan tepesinden giriyorum. İlmek kaydırdım. 1, 2 ve 3. Bakın. Bu şekilde tamamlamış olduk. Tabii ki yaptıkça eliniz oturuyor ve alışıyor. Yine 3 tane zincirle başladık. Devam ediyorum. Yine sırası gelen köşeden hemen diğer köşeyi tamamlıyorum. Aşağıda bir alt sıradaki gibi şu zincir köşesine gelene kadar işlemlerimi aynı şekilde yapıyorum. Burada yine bir detay var. Size onu anlatacağım. Burada mesela yine aralarda zincirimiz yok. Zincir sadece köşe kısımlarımızda var. Ben bu merserize ipten bu motiflerimi yaparken benim için 3 sıra yeterliydi. Siz kendinize, kendi ölçülerinize göre 4 ve 5 sıraya çıkartıp da oluşturabilirsiniz. Şimdi bakın buradaki son köşeye geldim. Burada bu köşemi normal bir şekilde tamamlıyorum. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yaparak bu köşeyi tamamlayın. Çünkü az önce zincirle çıktığımız yer normal 3 trabzan yapacağımız kutucuk. Bakın köşeden sonra nereye geliyoruz? Ara boşluktaki 3 trabzan yapmamız gereken yere. Buranın hemen şöyle boşluğuna giriyorum ve 3 tane trabzan yapıyorum. Alt köşede 2 trabzanla yapıp birleştirmiştik. Ama burada bu zinciri biraz gizliyoruz aslında. O yüzden 3 trabzanımı yaptım ve sırası gelen şu trabzan tepesine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincir yapıyorum. Bakın. Şöyle elimle biraz köşelerini düzelttiriyorum. Her tarafı eşit bir şekilde kare motifiniz hazır. Dediğim gibi ben 3 sıra hazırladım. Siz ölçünüze göre 4'e çıkartabilirsiniz. Bir çocuk için motif büstiyer yapıyorum. Hümanur birleşimini maviyle olmasını istedi. Şimdi daha önceki videolarımda çok detaylı bir şekilde aslında anlatmıştım. Beni sürekli takip edenler şu an biliyorlar ama yine sıfırdan yeni gelen abonelerim için, yeni gelen takipçilerim için sıfırdan anlatacağım. Şimdi öncelikle buradan başlayacağım. Şöyle şuraya kadar öreceğim. Evet, buradan başlayacağım. Ters C. Ters buradan başlıyorum. Buraya kadar örüyorum. Ama tabii ki orada da detaylar var. Bu kısımları da kaçırmayın.
Öncelikle başlarken bu köşeye 3 tane trabzan yapacağım. Şöyle şuradan elime alıyorum. Bir tane düğüm şöyle atıyorum. Tığımı, ilmeğimi aldım ve köşesine giriyorum. 1 2 ve 3. Devam ediyorum. Burası bir köşe ama dönüşte tamamlanacak bir köşe. O yüzden 3 tane başladım. Devam ediyorum. Yanındakine geçtim. Şöyle koydum. Bakın. Aynı motif arttırır gibi buradan başlıyorum. Şu köşeye kadar örüyorum. Bakın burada başladım. Şu köşeye kadar ördüm. Burada bu köşeyi tamamlamıyorsunuz arkadaşlar. Bu köşeyi 3 tane trabzan yaptık ve birleşime geçiyoruz şimdi. Hemen sırası gelen motifimin şu köşesinden böyle koyduğum zaman anlarsınız herhalde. Şuraya koydum. Şu köşesinden birleştireceğim. Buradan birleştireceğim. Tığımı, ilmeğimi aldım ve köşeme giriyorum. 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın işlem buradan sonra bu şekilde devam edecek. Bu 3 adet trabzandan sonra şu sırası gelen ilk boşluğa giriyorum. Şuraya giriyorum ve buradaki İlmeğimi buradan çıkarıyorum ve bir zincir döndüm yeşildeki sırası gelen boşluğa. Devam ediyoruz. Yine sırası gelen trabzan boşluğundan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir ve döndüm. Bakın bu köşeye kadar geldik ve ördük. Şimdi birleşime geçeceğim. Şuradaki 3. trabzanı da yapıyorum. Burada bu köşemizi 3 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Normal köşe gibi yapmıyoruz. Ve elime sırası gelen motifi aldım. İlmeğimi geçirdim ve bakın şu köşe kısmından giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Arada zincir mincir hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane trabzan yaptık. Sonra hemen diğer ürünümüzün köşe kısmına geçtik. Burada işlemimiz bu şekilde bu tarafa doğru devam edecek. O 3 trabzanı yaptıktan sonra şöyle aradan ilmeği çıkartıyorum ve bir zincir yapıyorum. Devam ediyorum. Döndüm yeşile ve hemen yeşilin boşluğuna 3 trabzan yapıyorum. Devam ediyorum şu sırası gelen boşluktan. Bir zincirimi de yaptım. Dönüyorum buraya sırası gelen yeşildeki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Tamamdır. Bakın şimdi mavideki son köşeye geldim. Bir zincir. Ve bakın burada köşeye geldim. Köşede bir püf noktamız olacak. Şimdi 3 trabzanımı yaptım. Hemen bir zincir ve şuraya giriyorum. Buradan da bir zincir yaparak dönüyorum yeşilin bu köşesini tamamlamaya. Ben düz renklerde tercih ettim. Hızlı bitmesi için ve bu yaz kızımın giymesi için. Arkadaşlar birleştirme de bu şekilde. Bunu da yine tersçe sayın. Tersçe gibi düşünün. Yine bu köşe ve bu köşeye kadar öreceğim. Bu köşeye kadar ördükten sonra pembeyi birleştireceğim.
yine üst köşesine kadar öreceğim. Altta yaptığım işlemin aynısını şu sıra sonuna kadar, diğer birinci sıranın sonuna kadar yaptığım tüm motifleri birleştireceğim. Hadi bakalım, ben hepsini birleştirmeye başlıyorum. Şimdi motiflerimi görmüş olduğunuz gibi hepsini birleştirdim. Şimdi burada şöyle bir detay var. Sonuncu motifimi birleştirmedim. Neden? Çünkü bu tarafa dönüp diğer motiflerimizi birleştirmem için sadece şu köşeye kadar örmem gerekiyor. Bakın, köşeden yine 3 taneye kadar yaptım. Şimdi bu tarafımızı en son dönüp yapacağız. Bu kenarımız bittiği için motiflerimi buradan itibaren birleştirmeye başlamak istiyorum. Hemen buradaki ilk motifimi elime aldım. Tığıma da ilmeğimi aldım. Bakın, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunun köşesinden hemen 3 adet trabzan yapacağım. Aynı aşağıdan yukarı birleştirir gibi hemen 3 adet yaptım. Şimdi burada yan yan gideceğiz. Buradan bu birleştirmelerimiz üst üsteydi. Bu birleştirmemiz yan yan. Ama tabi bunda da bazı püf nokta ve detaylar olacak. Acele etmeyin. Şimdi ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Bir zincir devam ediyorum kırmızı tarafı yapmaya. Şimdi buradan ilmeğimizi çıkardık. Bir bağlama zinciri döndük boşluğumuza. Devam ediyoruz. Son boşluktayız. Zincirini yaptık ve köşeye geldi sıra. Köşede 3 trabzan yapalım. Sonra bir zincir yapalım ve şu karşı köşenin içinden giriyorum. İlmeği çıkardım. Bir zincir. Döndüm kırmızıya. Şimdi artık kırmızıyı öreceğim. Kırmızının köşesini tamamlayacağım. Şimdi bakın, görüntümüz bu şekilde oldu. Yine aynı şekilde buradan örmüş gibi düşünün ve yine bu köşeye kadar, pardon, şu alt köşeye kadar örelim. Şimdi köşeye geldik. Köşede yine 3 trabzan yapmanız yeterli. Çünkü yeterli değil, yani olması gereken bu aslında. Şimdi burada hemen alt sırası gelen motifini bağlıyorum. Şöyle terse çevirdim. İlmeğimi aldım ve sırası gelen motifimi içine, köşesine giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın, 3 adet trabzanı yaptım. Burada da bu şekilde ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi buraya kadar gireceğiz. Bu köşede farklı bir işlem yapacağız.
Döndüm. Sırası gelen boşluğa. Bakın kırmızıdan devam ediyorum. Sırası gelen boşluğundan. Bakın köşe kısmına geldim. Normal üçlü trabzanımı yaptım. Ve bir zincir yapıyorum. Bu zinciri yaptıktan sonra şu karşı köşeden bakın buradan ve buradan girerek şu köşedeki bakın 3 trabzan ve zincir yaptım. Köşeyi buradan çıkarıyorum. Bu şekilde yaparsanız çok daha düzgün olur. Bir zincirle buradan bağladım. Ve dönüyorum, köşeyi tamamlıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki yapmış olduğumuz birleştirme işleminin aynısını bu beyaz ve turuncuyu birleştireceğim. Sonra köşeye kadar örüp diğer burada yapmış olduğum işlemin aynısını diğer motifimi eklerken yapacağım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar yapmış olduğumuz bütün motifleri birleştirelim. Arkadaşlar artık o büstiyerimizin bütün motiflerini birleştirdik. Şimdi bakın buradaki son kısma geldik. Bu son kısmı ve çevresini nasıl yapacağımı da sizlerle hemen paylaşıyorum. Öncelikle şu köşemi birleştiriyorum. Bakın bir zincir yaptım. Bir zincirle buradan döndüm buraya. Buraya da şimdi 3 tane trabzan yerleştiriyorum. Şimdi bu kısımları aynı hanım dilendi, bey beğendi modeli gibi örüyoruz arkadaşlar. Ben toplamda şimdi buradan başlayacağım. İpimi hiç kesmeden bu alt sıraları da tamamlayarak komple öreceğim. İki sıra böyle dolaşarak öreceğim. Ama burada şöyle bir detayımız olacak. Şimdi şu kısma kadar, şu son yaptığımız şu köşeye kadar bir örelim. Bu motif birleştirmelerimizin önemli kısımlarından bir tanesi de birleştirme işlemlerini yaptıktan sonra kenar çerçevelerini düzgün bir şekilde oturtmamızdır arkadaşlar. Onu da hemen size çok güzel bir şekilde aktaracağım. Köşe kısmına bakın geldim. Buralara hep tekli geçmiştik. Burada zincir yok. Şu köşenin içine geliyorum. Yine 3 adet trabzan yapıyorum. Bakın 3 adet trabzanımı yaptım. Sonra bir zincir yapıyorum. Ve şu görmüş olduğunuz 2 trabzan arasındaki şu boşluk kutucuğuna giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Buraya da yine 3 adet
trabzanımı dolduruyorum. Bu köşeyi de bu şekilde oluşturmuş oluyoruz ve gayet de güzel, başarılı bir köşe olmuş oluyor. Şimdi bir sıra şöyle köşelerini de yaparak bir sıra bütün etrafı geçelim. Ama yuvarlak dairesini bu şekilde daire birleştirmesini yapmadan önce bir sıra ben de örüyorum. Şimdi buradaki biliyorsunuz ilk başlangıç noktamız buraydı. Burayı tamamlıyorum. Şöyle birinci trabzan tepesinden de ilmeği kaydıracağım. Ve şimdi yukarı çıkacağım. 1, 2, 3, bir tane daha yapalım. 4, 4 zincir yapıp şu sırası gelen boşluğa giriyorum. Başka aralarda zincir yok. Ben 2 sıra örmek istiyorum. Siz yaptığınız ipinizin kalınlığına göre birinci sırada bırakabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir detay daha gösterip işlemi tamamlayacağım. Hatta şu köşe kısımlarını yapacağım. Şimdi bu köşe kısmına geldiğim zaman şu direk buraya birleştirdiğim boşluğa, yani normalde burada mesela şu kısımlarda sık iğne var. Bu kısımlarda sık iğne yaptığınız yere sık iğne tepesine yapacaksınız. Ama burası beni birleştirdikten sonra devam ettiğim yer olduğu için ben buradaki boşluğa gireceğim. Şuraya da şu ilmeğe gireceğim ama boşluğa girsem daha iyi olacak. Sık iğne tepelerine, sık iğne tepelerine olsun. Şimdi bu tarz bir yerde şu boşluktan yapmak zorundayım. Neden 4 tane trabzan yaptığıma gelince de şimdi ne bu köşeye ne bu köşeye 3 tane trabzan kutusu yapamam. Çok fazla olur ve marullanma olur. O yüzden görmüş olduğunuz gibi bu noktaya 4 trabzan yapıp işleme devam etmek daha kolay. Bir tek orada ara boşluğu kullandık arkadaşlar. Onun dışında bu görmüş olduğunuz yerlerde de buradaki sık iğne tepelerini kullanacaksınız. Hadi bir sıra daha örelim şimdi. İkinci sıramızı da tamamladık. Şöyle bir zincir yaptım. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye isterseniz dikerek, isterseniz örerek birleştirme kısmı kalıyor. Şimdi şu köşe birleştirmeyi gösterdim. Burayı artık sökebilirim. Çünkü burada şöyle bir şey uygulamam gerekiyor. Şimdi bu köşede 3 trabzan yaptıktan sonra ben karşıdaki köşeden birleştirerek ilerlemeye çalışacağım. 3 trabzanımı yaptım. Burada ben ara zincir kullanmayacağım. Sadece bir tane ilmeğimi çıkartırken kullanacağım. 3 trabzan yaptım. Köşeye geldim. Şöyle bunu çıkarıyorum. Ve burada bir bağlama düğümü zinciri yapıyorum. Dönüyorum buraya. Şöyle 2 trabzan yapacağım. Çünkü burada zincir halkam var. Bu zincir halkamı yine az önceki gibi içinden geçireceğim ve bu köşeyi tamamladım. Sonra karşı taraftan aynı motif birleştirir gibi birleştiriyorum. Hem de bu köşeyi bakın kapatmış oldum. Böyle aşağı doğru devam ediyorum.
Bitti. İsterseniz strapez olarak da kullanılabilir. Bir ürün hazırladık. Şimdi askılarını yapacağım. Çocuk boyu yapacağım için askılarımı bu şekilde 3 adet motif ayarladım. Eğer hani ekstrem bir uzunluk istersem ne yapacağım? Yine ekleyeceğim. Şimdi birleştirerek gideceğiz. Burada da ben isterseniz şöyle bir motif üzerinden de gidebilirsiniz. Ama boyun kısmı çok daralır mı diye tereddüt etmiştim. O yüzden şu darlamasını yaparken şöyle yapacağım. 2 motif arasını almayı düşünüyorum. Bu şekilde şu hizaları almayı düşünüyorum. Şimdi askılarını yapmak için ben birer tane daha motif yaptım. Toplamda 4 tane motif eklediğimde ölçüsü bana uyuyor. Şöyle tığıma hareketli düğümümü, ilmeğimi attım. Köşenin bir yanından, köşenin şöyle bir yanındaki şu boşluktan şuradan giriyorum. Ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Şöyle girdim. 1 3 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Şu köşenin de içine 3 trabzan bir zincir yapacağım. Şimdi 3 trabzan bir zincirimi yaptıktan sonra buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Benim ayarladığım mesafe bu şekilde arkadaşlar. Buradan bir boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle. Buradan içeriye doğru birleştireceğim. Mesela burada da dışarıdan içeriye doğru yine birleştirmiştim. Kafanız karışmasın. Bu yanda yukarıda kalacak. Şimdi burada bir zincir yaptık. Sonra bu ilmeğin içinden geçirdik. Buraya da bir bağlama zinciri yaptım ve buradaki köşeyi tamamlıyoruz. 3 trabzan yaparak ve böylelikle ilk birleştirmeyi de oluşturmuş oluyoruz. Her zaman bunu yaparken köşeden birleştiriyoruz ki daha güzel bir görüntü olsun. Şimdi köşeyi oluşturduktan sonra sırası gelen diğer boşluğa giriyorum. Bu şekilde bakın. Burası yan. Buradan başlama sebebim bu köşeyi buraya oturtmak. Bir düğüm attım. Devam ediyorum sırası gelen boşluğuma ve örebileceğim rahatlıkta kendime doğru çeviriyorum. Bunları da yaptım. Devam ediyorum. Üçüncü kutucuğumdan da birleştiriyorum. Devam ediyorum. Sırası gelen 1, 2, 3, 4. Dördüncü kutucuğumdan da birleştirdim. Zincirimi de yaptım ve köşeye geliyorum. Köşede 3 trabzan, 1 zincir. Ve buradaki belirlediğim son 5. boşluğa da girdim. Bağlama zincirimi yaptım. Dönüyorum, köşemi oluşturuyorum. Çok basit, hiç zorlanmayacağınız bir tarif hazırladım size. Lütfen deneyimlerinizi ve yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Bakın, görmüş olduğunuz gibi tam ölçüde bu kısmı birleştirdik. Birleşim kısımları diğer bu motifleri birleştirdiğimiz gibi aynı şekilde birleştiriyoruz. En son sırt dikme işlemi var. Sırta dikme işleminde de yine size yardımcı olacağım.
Burada da yine birleştirme işlemimiz aynı arkadaşlar. Bir önceki renkten, bir önceki kareden 2 tane, bir sonraki kareden 3 tane birleştireceğiz. Şimdi mesela köşeye 3 trabzan, 1 zincir yapıyorum. Köşe kısmına geldim. 1 zincirimi yaptım. Koyuyorum. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile hizalama mantığıyla da bunu yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit. Şuradan alıyorum. Bakayım. Şimdi mesela bu köşeye gelecek. Buraya kadar yaptığımızda şuradan ben köşeden yine aldım. Geri bağlama zinciri. Ve şimdi köşeyi tamamlıyorum. Önde yaptığım işlemin aynısını burada yapıyorum arkadaşlar. Şimdi köşe birleştirmemi de yaptıktan sonra motif kenarlarımı tamamlıyorum ve büst yerim hazır olmuş oluyor. Ve videonun başında gördüğünüz, şimdi bir daha sonra tekrar koyacağım, bir manuel giydireceğim. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ara biraz yoruma ihtiyacım var. Yorum atarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.